Karan'ın kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar 21. savaş sezonunun 5. savaşıyla yine sizlerle birlikteyiz. iPhone'larda kayıt problemi olduğu için her defasında kayıtları arkadaşlar kontrol ediyoruz. Bu savaştaki üçlümüz Corvus Glaive Kaptan Amerika ve 6 Yıldız R3 Omega Red arkadaşlar. Yine 7-7 ve 1 yollarından gidiyoruz. 7-7'ler arkadaşlar genelde güç, rakiplerin daha hızlı güç barı doldurmasıyla ilgili karolar. Karşımızda 6 yıldız ördek, venom ve yine inat karosu. Artık inat karosuna iyice aşinayızdır. İşte rakibin güç boşaltmasını daha az etkilenir falan da filan da Inter Milan'da diye özellikleri var. Omega ile giriyoruz arkadaşlar. Omega özellikle ittifak savaşlarında çok fazla kullandığım bir karakter, çok çok da etkili. Dövüşe çok hızlı bir şekilde yüksek hasarla başlıyor. Hem kendisinin 6 yıldız R3 olmasından dolayı, hem kanama zehirin açık olmasından dolayı datasındaki saldırı gücü yüksekliği ve tabii ki ölüm tohumları artı bozmalarıyla falan hakikaten hatır sayılır hasarlara çok kısa sürede çıkabiliyor ve sağlık potansiyeli de muazzam yüksek. Gerilim Void'u arkadaşlar. Burada da Void var. Normalde kanama zehri kapatırdım ama kanama zehri kapatmaya çok ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Yine Omega'mızla yapıştırıyoruz arkadaşlar buraya da. Yine inat karosu ve Void bildiğimiz üzere arkadaşlar savunma karakteri. Bu yüzden el becerisi yaptığımız zaman üzerine bir yok edilemezlik yükü açacak idir. Kanama etkilerini Void otomatik olarak arkadaşlar hasara çeviriyor. Ama Omega'nın sağlığı çok yüksek olduğundan dolayı çok aman aman bir etki edemiyor. Ve dediğim gibi oyuna çok hızlı yüksek, yani çok hızlı yüksek saldırıyla başlıyor. Yani rakibin takriben 100-150K'sı varsa ve rakip kendisine vurduruyorsa arkadaşlar çok rahat bir şekilde alınıyor. Ve geldik Domino'ya. Bu dövüş efsane arkadaşlar. Bu dövüş efsane. Efsane Domino dövüşü. Tamam, kayıt devam ediyor. Yani bu kayıt problemlerini çok yaşıyoruz. iPhone'dan video kaydı yapan arkadaşlar mutlaka bunu bilecektir. Burada güç çerezi, yedek iyileşme falan filan Inter Milan karoları var. 168K, 170K da sağlığı var arkadaşlar rakibin. Bu Domino buralarda tehlikelidir. Yani Domino genelde şakaya gelmez. Yani ufacık bir hareketle gondikler, çünkü size rakipken özellikle bir yanlışlıkla vurmayı mı görürsün abi, blok blok falan da açıyor. Kritikleri gelir abi, sizdeyken vurmaz ama size gelir ya, 5 vuruşun 8'i de kritik olur abi, böyle bir karakter kendisi. O yüzden riske atmamak lazım. Biz elimizden geleni yapalım. Oyunun kendi pisliği yapılırsa o ayrı, ona yapacak bir şey yok. Tabii ki sağlığımızda elimizden geldiği kadar full arta full girelim ki risk almayalım arkadaşlar. Değil mi? 55.000 sağlığım var. Daha ne olsun? Sağlık da açıyorum abi. Bak takviyeyi de açıyorum. Yani çünkü tehlikeli yer. Biliyorum abi. Yani tehlike, yani Domino tehlike potansiyeli var. Özellikle Domino'dan ziyade oyun sisteminin tehlike potansiyeli var. Bu potansiyeli elimden geldiği kadar minimuma düşürmeye çalışıyorum. Ama işte şimdi dövüşte göreceksiniz. Böyle bir terbiyesizlik yok. Yapacak da çok bir şey yok zaten bu dövüşte. Bak çok güzel başlıyoruz dövüşe. Ki zaten yani şu şartlarda Domino'nun benim tırnağım olamazken oyunun yapacağı gundilikten dolayı arkadaşlar bir atraksiyon yaşayacağız şimdi. İki güç barı geldi. Artık burada bir özel saldırı atmasını bekliyoruz Domino'nun, değil mi? Yani attırmaya çalışıyoruz. İşte böyle cibiliyetsizlik yaptıkça arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Hiç özel saldırı atmıyor abi. Bak köşeye kadar geldim. Yani bu nasıl bir terbiyesizlik? Bu nasıl bir ayıptır? Yani al kaldık köşede. Şimdi ne yapacağız acı? Hadi soruyorum ateizler, ne yapalım? Bir. İkinci ağır saldırı. Üç. 500-500 böyle ölmez ki abi. 4 5 6
7, 8, 9. Ben ne yapayım daha? Söyleyin, ateistler 10 atmıyor abi, ne yapabilirsin yani? 11, 12. Burada ne bloğu da açıyor. L3'ü de doldu, attı GG. Yani daha ne yapabilirsin? T, yani şu olayın başına alın. Olayın başına alın. T ekranın sonundan başına kadar özel saldırı atmıyor. Burada bir de şöyle bir muhabbet var. Yani özel saldırı 3 yedikten sonra hareket edemiyorsunuz abi. Hiç kimse de edemiyorsunuz. Rakip geliyor, kaldığı yerden devam edip sizi gondiklemeye devam ediyor abi. Ne yazık ki oyun sistemi bu şekilde bu kadar kötü. Yani siz ne yaparsanız yapın, dünya kadar takviye de bassanız. Şimdi küçük kardeşlerim de var. Çok söylemek istemiyorum ama şerefsiz her zaman şerefsizdir abi. Değişmez. Yani şerefsiz her zaman şerefsizdir. Kabamında nah böyle bir şerefsiz olduğunu bir kere daha göstermiş olduk diyelim. Korvus'ta devam. Hemen bir kaçış yükünü buradan yapıştıralım. Dominion'la Corvus'la beraber arkadaşlar ikinci yükü de almış olacağız. Yani özel saldırı atmıyor abi, atmıyor. Şuursuz atmıyor. Devam. Hemen arkasında Omega. Kork arkadaşlar. Burada klasik 23 numaralı karoda korgumuz klasik 6 yıldızmış kork bu sefer. Hemen diriltme ve sağlık potlarını basalım. Ver bir diriltme, yakışır. Acıkta sağlık potu basalım abi, sağlığı da çok yani, harcacı gitmiyor. 240 kredi, of, temiz temiz. Millet böbreğini satıyor lan o 240 kredi için. Ha, 240 kredi için böbrek satıyor millet. Al biraz da buradan sağlık basalım. Savaşları ciddiye alacaksınız abi. Savaşları da ittifak macerasında, yani başkalarının da hakkı olduğu yerde ciddiye almak zorundasınız arkadaşlar. Yoksa yazık olur. Bir kere daha sağlık basıyorum. 6 yıldız R2 kopyalı Korg'a karşı Omega'mızla operasyona devam. Buradaki Korg arkadaşlar arka arkaya aynı hareketi yaparsanız, yani Karun özelliği o. Rakip kaçar. Kaçınca da genelde böyle bu şekilde gondikler abi. O yüzden dikkat etmek lazım. Aynı zamanda da vakit geçtikçe ve siz rakiba hasar vermedikçe hüner etkileri alıyor. Burada L1 atıyor. L1 ağırlıklı oynuyor. Dikkat edin, L1'den sonra güç barı çok yavaş dolmaya başlıyor. L1'e kadar hızlı doluyor. Bloğa da hayatsa o hünerlerle hatlı sayıda hasarlar verebiliyor. Tabi Kork aynı zamanda bir savunma karakteri. O yüzden çok fazla el becerisi yapmak istemiyorum. Ki yok edilemezlik yükü açmasın. Ben de L1'lerle klasik her zamanki gibi sağlığımı doldurmaya devam ediyorum. Rakibin üzerine verdim mi 9-10 tane ölüm tohumu? Yapıştır L1'leri gelsin. Çift finalle de bloğa 2K atıyor yalnız acı. Ve GG oldu arkadaşlar. Zaten kanama zehri de açıkmış. Kanama zehri açıkken atlan özel saldırıda büyük geri tepme yaşar. Bu 4 dövüş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sersem etmeyi kötüye kullanmayı almışlar. Bay arkadaş. Neyse. Ben onun için de planlarım vardı benim, var ya. Havok arkadaşlar. Şimdi Corvus Glaive yapacağız. Bir güç barıyla başlama, artı kozmik takviyelerini kullandım ki hızlıca L2 atarak bunu gondikleyeyim. Şak. Ve çok hızlı bir dövüşle Havok düşünüyor, ne oldu lan bana diyor. Daha dur, yeni başladı dövüş ediyor. Hemen de dövülürüm adam diyor. Ve hemen arkasından da Hyperion'lar arkadaşlar. Hyperion da yine güç barı karısında. Evrimin boyutu artı kinetik aktarım. Yani blok veya siper yaptığımızda %7,5 veya %15'lik güç barları doldurma potansiyeli mevcut. Yine Corvus Glaive'le gidiyorum. Takviyelerim üzerimde. Yok edilemezliğini açtı. Bir siper atıyorum. Yok edilemezliğini kapatıyorum. Ve L2 ile Hyperion'da Taryn
tozlu sayfalarına gömmüş oluyorum arkadaşlar. Kaç etti? 4 oradan, 2 buradan, 6. Sıra geldi 7.'ye. Kel simbiyot, kel süprem. Yüce büyücü, yüce büyücü. İsmi bana hiç yüce gelmiyor abi. Kendi tipi bana hiç yüce gelmiyor yani, oyun şekli falan. Neyse. Yüce büyücüydü arkadaşlar. Yine Corvus Glaive'le. Çünkü takviyelerim açık. Özellikle bir güç barı doldurma açıkken Corvus akar, akar, akar. Ve bunu da tarihin tozlu sayfalarına gömdüm. 2 dakikada 3 Gundi'yi gondiklemiş olduk arkadaşlar. Fakat orada bir Killmonger var. Daha önce de Killmonger'la aynı dövüşmüştüm. Zaten buraya geldi ya Killmonger ya da Void konuyor. Gerçi başkaları da konur ama neyse. Burası arkadaşlar %2.5 karosu. Yine kaydımızı kontrol ediyoruz. Bir sıkıntı olmasın kayıtta kuyutta diye. Şurada bir üçlümüz var. Killmonger, Nick Fury ve Doktor Doom. Burada arkadaşlar ustalıklarımı değiştiriyorum ve kanama zehri kapatıyorum. Kritik atma oranlarını falan her şeyi kapatıyorum ustalıklarda ki burada Killmonger'ın zırhını kırmamız lazım. Bir, ikincisi de arkadaşlar yansıtma hasarını engellemek için tabii. Bir de yine 4000'den 4500'den fazla hasar vermememiz lazım ki üzerine hiddet almasın. 5 tane hiddet aldığında yok edilemez olur. Engellenemez olur. Ve engellenemez olursa da eğer arkadaşlar, yani ayvayı yeriz, sipersiz oynamaya çalışırız. Bir yerden sonra yok edilemezlik yükü açar ve yok edilemez yükünü kaldıramayız. Ağzımızı burnumuzu kırar. O yüzden arkadaşlar ben buradaki Killmonger'a en iyi alternatif, yanında kozmik bir hero olan, yani kozmik sinerjisi yapılan 200 kopyalı Kaptan Amerika olduğunu düşünüyorum. Biraz uzun sürüyor dövüş ama alıyorsunuz. Siper ağır saldırı yapmıyorum çünkü siper ağır saldırı yaptığımda üzerime hiddet açıyorum ve yüksek hasar veriyorum. Yani özellikle kritik vurmasa bile bir yerden sonra yüksek hasar veriyor. O da rakibin hiddet açmasını sağlıyor arkadaşlar. Ara ara deniyorum. Ara ara denemiyor değilim. Deniyorum çünkü sağlığı çok fazla. Sağlıklı dolduruyor bir de Gundi. Böyle bir de muhabbet var. Yani ya da bir de yanına kozmik alıyorsanız bir de tekno sinerjisi yapacaksınız. Buradaki iyileşme olayını biraz daha tersine engellesin veya tersine çevirsin. 3 tane slotu şimdi kapatamıyorum. Hadi kozmik korus aldım ama yolum gereği bir tane daha tekno yanına alamadım. Ama 6 yıldız R3 olsaydı buradaki Gundi, işte o zaman Kaptan Amerika'nın yanına bir tekno sinerjisi yapmanız gerekecekti ki artık teknoda bir tane ayarlardık yanına. Bu arada bir tane hiddetini açtı. Her saniye 100-100 temizi var doldurmasının. Zırh kırığı verdiğimizden dolayı. Ama dediğim gibi yani bir tekno sinerjisi yaparsanız buraya bu iyileşme iyileşmesini engelleyebilirsiniz. Hatta bir yerden sonra tersine bile çevirebilirsiniz. İşte o zaman da oyuncuya uygun yollar verilmesi lazım. Çok uzun külfetli her yola girecek biri olmaması lazım. Ya da işte kadrosu kimin müsaitse tekno ile gidiyor. Mesela atıyorum savaşa Ghost Wasp ikilisini almıştır. Gerçi olmaz. Yanına bir de kozmik almış. Corvus, Ghost, Kaptan Amerika mesela gibi. Ya da G99. 2.5'da, son 2.5 dakika. %50'sini alamadık. Yani böyle giderse normalde kalması lazım. E tabi böyle de gitmeyecek. Bir yerden sonra çünkü ağır saldırıları arttırıyorum arkadaşlar. Şansımı ağır saldırıları deniyorum. Zamana da bakıyorum bir yandan. Şekil ağda görüldüğü gibi. Arada böyle ağır saldırı yapıyorum. %40'a çektik. Bak şu anda süre olarak yakaladık. Hop, ikinci hiddeti verdi. Yani 5 kinetik yük varken ağır saldırı yaptığımda arkadaşlar kritik gelmese bile hiddetini tetikliyor. Üçüncü geldi. Ama güzel hasar veriyor abi şimdi yani. %2.5 oradan, birimizde %4'ünü alıyorum. Temiz işçilik yani. Ve hakikaten sabır isteyen bir dövüş arkadaşlar. Neredeyse 5 dakikanın tamamına yayılan bir dövüş. Rakibin üzerinde 34 tane eksi yok edilemezlik yükü var. Yani bundan sonra hayatta açamaz yok edilemezlik. Siper atıyoruz. Rakibin zırhını kırarak sonra 4'lü veya 5'li komboları yapıyoruz zamana göre. Artık o ağır saldırılarla saldırı hasarını güzel verdim. Artık zamanın önüne geçtim.
Daha önce yarısına kadar zaman bizim önümüzdeydi. Şimdi biz onun önündeyiz. Dövüş bizde. Sadece sabır istiyor. Daha önce buraya girdim arkadaşlar. 212 kombonu almıştım. Bu sefer biraz daha uzun sürdü. İttifak savaşımı oynuyorum. Cehennem labirentinde kombomu kasıyorum. Arkadaş. Yani 6 yıldız R3 Killmonger olduğunda çok daha renkli olacak buralar. Öyle bir dövüş gelirse o da ayrı bir keyif olacak. Ayrı bir tecrübe olacak bizim için. Ve Gondik spor arkadaşlar. Bunu da böylece Gondik demiş olduk. 239 combo. Bir öncekinde 212 idi. Amazon %10'luk saldırı takviyesi açık kalmıştı. Devam ediyoruz. Nick Fury ve yine kaydımızı kontrol ediyoruz arkadaşlar. Nick Fury ve Doktor Doom dövüşlerimiz var. Go to Nick Fury. Nick Fury de bildiğiniz üzere savunma hero'su. Özel saldırı bir ağırlıkla atıyor. Engellenemezdi falan fiş mekandı. Karoları mevcut arkadaşlar. Yani buradaki Nick Fury'e en iyi gidecek yollardan bir tanesi kesinlikle Omega Red. Kanama zehrine açık olan bir Omega Red. Nick Fury'nin de burada bize karşı çok aman bir yapacağı bir şey yok. Sağlığımız o kadar yüksek ki, o kadar geniş ki arkadaşlar. Yani blokta daha iyi beklesek çok bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi ver ağır saldırıyı, temiz. Yani Omega ile oynarken rakiplere vurma konusunda biraz daha ağır olmak lazım. Mesela siper attıktan sonra hemen vurmayıp da işte siper süresinin biraz daha geçmesini beklemek lazım. Ne kadar çünkü yakında kalırsak o kadar fazla ölüm tohumu atıyor. E bir de şimdi benim buradaki kadromda Omega'nın yanında Sabri yok. Sabretooth yok. Sabretooth olaydı eğer arkadaşlar. Çok daha hızlı ölüm tohumu atar rakibin üzerine. Ve daha yavaş kalkar idi. Hop L3'ü atalım. %22 sağlığı kalmış. %9. Güzel yüksek hasarları var. Ve arkadaşlar Nick Fury de GG oluyor. Nick Fury'nin arkasındaki Doktor Doom dövüşü arkadaşlar kayıt sıkıntısına denk geliyor. Toplamda 10 kilimiz var bir kere daha arkadaşlar. 10 kil alıyoruz ve rakibimiz Zero ittifakında gondiklemiş oluyoruz. Bu sezon 5 maç yaptık. 5 maçın 4'ünü yani son 4 maçı açık ara farkla gondikleyerek kazandık arkadaşlar. Güzel bir şey yani bir Türk ittifakının böyle güzel bir seri bağlamında Avrupa'da düşünsene mesela Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun mesela böyle arka arkaya seri tak 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 önüne geleni gondikliyorsun. Erzincan Spor çıkmış abi böyle Şampiyonlar Ligi'ne şak Barcelona şak Real Madrid şak şak hepsini Milan ne varsa Inter hepsini gondiklemişiz böyle. Güzel olur biz senin Şampiyonlar Ligi seviyesinde değiliz ama hayalimiz Şampiyonlar Ligi acı hayali yüksek kuralım ki gondiklemek daha rahat olsun diyorum. 5'te 4 yaptık arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Eğer böyle devam edersek yani P3, P2, P1, P ne varsa A, B, C hepsini gondikleriz gibi geliyor bana. Bu arada 5. ittifak savaşında bu sezonki arkadaşlar yine 5'te 5 MVP oluyoruz. Aynı zamanda Ahmet Özkan ve İzmirli tam 35. Yarım değil arkadaşlar. Tam 35. Acaba bir anlamı var mı? Şimdi bizim ittifakta sorarım. Tam 35 ne diye sorarım. Gerçi İzmirliler mutlaka biliyordur da işte benim gibi cahiller çok bilmeyebilir. Neyse öğreneceğiz inşallah. Yine 3 arkadaşımızla beraber Ahmet ve İzmirli'yle beraber yine MVP oluyoruz arkadaşlar. Darısı 6. İttifak Savaşı'nın başına. Ben bu videoyu montajlarken arkadaşlar 6. İttifak Savaşı'ndaki defans yerleştirmelerini yaptık. Güzel gidiyor. Allah utandırmasın. 5'te 4 yaptık. İnşallah geri kalan maçların hepsini kazanırız da çok daha güçlü rakiplerle karşılaşıp çok daha güçlü rakipleri gondikleriz. Tabii bizi gondiklemezlerse. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.